Herkese selam, ben Tunan. Bu videoda sizlerle beraber yine bir Apple Watch 7 replikası inceliyoruz. Modelimiz Watch Hermes modeli. Özel bir tasarım olduğu için replikasını da ona göre dizayn etmişler. Açıklama kısmına link bırakırım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hazırsanız kutu açılışıyla başlayalım. Saatin ilk olarak kutu tasarımıyla başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi turuncu ve siyah renklerin kullanıldığı, Apple Watch logosunun bulunduğu, Watch ve Hermes yazısının bulunduğu bir kutu tasarımıyla geliyor. Arka tarafında 2 adet kulakçığı var. Kulakçıkları açtığımızda ise bizleri 2 adet farklı kutu karşılıyor. Bu kutuların içinde saatin kendisi, şarj kablosu ve kullanma kılavuzu bulunuyor. Ayrıca burada kordonların bulunduğu bir kutu bulunuyor. Kordonumuz bu şekilde, siyah renkte bu şekilde bir kahverengi kordonla geliyor. Uçları ise metal yapıda. Detaylarını bu şekilde görebilirsiniz. Kalite olarak bakıldığında kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Yani saati klasik tasarımda kullanmak isteyenler için bence kullanılabilir bir kordon. Silikon kordonların da hissiyatı oldukça güzel. Malzeme kalitesi de iyi. Detaylarını bu şekilde görebilirsiniz. Gelin hep birlikte bir de saatin kendi kutusunun içerisine bakalım. Kutuyu açtığımızda bizleri kullanma kılavuzuyla manyetik şarj kablosu karşılıyor. Kullanma kılavuzu görmüş olduğunuz gibi Çince ve İngilizce. Üzerinde mobil uygulamaya erişim sağlayabilmeniz için bir QR kodu bulunuyor. Ayrıca burada kullanıma uygun platformları görebilirsiniz. Android 5.0 ve üzeri, iOS 9.0 ve üzeri bütün cihazlarda bunu kullanabilirsiniz. Bağlantı olarak da Bluetooth 4.0 bağlantısını kullanıyor. Bu saatte de yine diğer saatlerde olduğu gibi iki farklı Bluetooth bağlantısı bulunuyor. İkinci Bluetooth bağlantısı ise gelen aramaları cevaplamanız için yapmanız gereken bir Bluetooth bağlantısı. Manyetik şarj kablosuna baktığımız zaman ise malzeme kalitesinin oldukça iyi. Kablo kalınlığının da yeteri düzeyde olduğunu söylemeliyim. Uzunluğuna bakıldığında ise yaklaşık olarak 50 santim civarında bir kablomuz var. Kablonun üzerinde şöyle bir detay var. Burada bir LED yanıyor. Saatiniz tam şarj olduğunda bu LED yeşile dönüyor. Saatiniz şarj olurken ise kırmızı renkte yanıyor. Saatimiz burada görmüş olduğunuz gibi deri bir kılıfın içerisinde geliyor saat. Saatin yan tarafında 2 adet aktif olarak kullanılabilen bir tuş var. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafında sensörleri bulunuyor. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz gibi kordon kitleme mandalları bulunuyor. Kordonu taktığınızda sağa sola hareket etmemesi için buradaki mandala basarak çıkartıyorsunuz. Yan tarafında ise tek parça bir hoparlör bulunuyor. Ekrana baktığımızda ise iç ekranı dış çerçeveden ayırt edemiyorsunuz. Kapalı ekranda da bu şekilde gözüküyor. Kasaya kavisli bir şekilde yerleştirilmiş 1.9 inçlik bir ekrana sahip bu saatimiz. Silikon kordonlarını da şu şekilde taktığımızda gayet kullanışlı oluyor. Burada mandal oturuyor ve sağa sola hareket etmesini engelliyor. Çıkartmak istediğinizde mandala basarak çıkartmanız gerekiyor. Kordonları takıp saati çalıştırıp saat içerisindeki özelliklere geçmek istiyorum. Ekrana baktığımızda görmüş olduğunuz gibi bizleri güzel bir kadranla karşılıyor. Kadranlar arası geçiş yapmak isterseniz kram tekerini çevirerek kadranlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. İçerisinde oldukça güzel kadranlar bulunuyor. Bu şekilde animasyonlu kadranlar, ayrıca yine görmüş olduğunuz gibi hareketli kadranlar bulunuyor. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda bildirim ekranına geçiş yapabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı kaydırdığınızda ise denetim merkezine erişim sağlıyorsunuz. Burada bir pil göstergemiz, burada da bir bağlantı durum göstergemiz bulunuyor. Buradan menü stili değiştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 6 farklı menü stili bulunuyor. Buradan değiştirebildiğiniz gibi kram tekerine 2 kere basarak da menü stilini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Saatte dil eşitlemesi olduğu için açılış ekranında Türkçe'yi seçtiğinizde saatiniz otomatik olarak Türkçe olarak geliyor. Denetim merkezinden devam edelim. Buradan ayarlara geçiş yapabilirsiniz. Buradan da ekran parlaklığını kısıp arttırabilirsiniz. %25 kademede kısmaya yarıyor burası. Burada da bir takvim göstergemiz bulunuyor. Sağdan sola kaydırdığımızda uygulamaların kısa yollarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Soldan sağa kaydırdığınızda ise burada bir hızlı menü açılıyor. Kram tekerine bastığımızda ise menüye geçiş yapıyoruz. Menüde kram tekeriyle hareket ettiriyorum ve hemen ayarlara bakmak istiyorum. Buradan dil ayarını yapabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Mobil uygulamaya erişim için QR koduna buradan erişim sağlıyorsunuz. Saat hakkında detayları buradan görebilirsiniz. Ekipman adının K19 olduğunu görebiliyorsunuz. Yani saatimizin modeli aslında K19 modeli. Uygulamada da K19 olarak gözüküyor.
Cihazı kapatabilirsiniz, yeniden başlatabilirsiniz. Ayrıca burada kesinti olarak adlandırılmış uygulama ise fabrika ayarına dönüş yapmanızı sağlıyor. Menüden devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi kalp hızınızı ölçen bir uygulama bulunuyor. Nefes egzersizi için bir uygulama bulunuyor. Bildirimlere erişim sağlayabileceğiniz bir bilgi uygulaması bulunuyor. Saat üzerinden alarm kurabilirsiniz. Uyku takip sistemini buradan bakabilirsiniz. Saat hakkında bilgiye yine buradan erişim sağlayabilirsiniz. Müzik kontrol uygulaması bulunuyor. Saatinizi deklanşör olarak kullanmak için bir uygulama bulunuyor. Kurmak kısmı yine ayarlar kısmı oluyor. Saatiniz telefonunuzdaki hava durumu verilerini çekerek burada size veri gösteriyor. Şu an hava 31 derece. Kandaki oksijen miktarını ölçebilirsiniz. Saati yeniden başlatabilirsiniz. Burada Türk dediği aslında görmüş olduğunuz gibi dil ayarlarını yapabileceğiniz birçok dil bulunuyor. Burada senkron olarak geldiği için Türkçe olarak başlıyor saatimiz. Parlaklık ayarını buradan yapabilirsiniz. Burada bir şehir uygulaması bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi bulunduğunuz konumun enlem ve boylam derecelerini sizlere gösteriyor. Burada aramak kısmından yine görmüş olduğunuz gibi kadranlara geçiş yapabiliyorsunuz. Yine bir aramak uygulaması bulunuyor. Bu aramak numarik tuşu açıyor ve buradaki numarik tuşlardan numara çevirerek arama işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada ateş ölçerimiz bulunuyor. Zamanlayıcı uygulamasıyla buradan bir zamanlayıcı başlatabiliyorsunuz. Kronometre tutabilirsiniz. QR kod dediyse mobil uygulamaya erişim sağlayacağınız QR kodu açıyor. Burada çağrı geçmişinizi görüntüleyebileceğiniz bir uygulama bulunuyor. Burada posta uygulaması bulunuyor. Bluetooth üzerinden bağlandığınızda kullanabiliyorsunuz bu uygulamayı. Burada bir flashlight uygulaması bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi ekranı beyaz yakıyor ve el feneri olarak kullanabiliyorsunuz. İç ekranın nasıl düzenli oturtulduğunu da bu şekilde görebilirsiniz. Yan, alt, üst çerçevelerin eşit derecede ölçeklendiğini bu şekilde görebiliyoruz. Burada ekranı aydınlatmak için bilek hareketinizi bu şekilde aktif edebilirsiniz. Yani saatiniz kolunuzdayken bilek hareketi yaptığınızda otomatik olarak uyanıyor. Bluetooth üzerinden bağlıyken telefonunuzu bulmanız için bir bul uygulaması bulunuyor. Buradan menü stillerini değiştirebiliyorsunuz. Burada adım sayar uygulaması bulunuyor. Attığınız adımı, yaktığınız kaloriyi buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca burada aramak kısmı yine saatin kadranlarını değiştirmenize yarıyor. Burada sesli uygulaması bulunuyor. Yani telefonunuzdaki sesli asistan uygulaması olarak geçiyor. Saat üzerinden komut verebiliyorsunuz. Arama uygulaması bulunuyor. Gelen çağrıları ve cevapsız aramaları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Kapalı alan ve açık alan aktiviteleri, spor aktivitelerini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Burada hava durumunu görebiliyorsunuz. İleriki günlerdeki hava durumunu internetten çektiği verilerle sizlere gösteriyor burada. Kesinti uygulaması, az önce bahsettiğim gibi fabrika ayarlarına dönme uygulaması, saatinizi kapatabiliyorsunuz. Ayrıca tansiyon ölçer uygulamasının olduğunu da görebiliyorsunuz. Sağlık ve spor uygulamalarında sizlere sunduğu değerleri baz alarak herhangi bir şekilde sağlıksal açıdan işlem uygulamayın. İlaç kullanımı veya diyet uygulaması gibi çeşitli sağlık problemi oluşturabilecek durumlarda buradaki sağlık verilerini baz almayın. Dediğim gibi replika saatlerin hiçbiri sizlere doğru değer sunmaz. Bu saatin mobil uygulaması QD Fit Pro. Gelin hep birlikte QD Fit Pro'nun telefonla bağlantısını görelim. Saatimizi telefona bağlayalım. Sonrasında ise birkaç bildirim alalım. Arama ekranında nasıl gözüküyor buna bakalım. QD Fit Pro uygulamasını indirdikten sonra giriş yapıyorum ve saati otomatik olarak buradaki equipment kısmından eşleyebiliyoruz. Cihaz ekle kısmına giriş yaptığımızda sizlere GPS takibi için birkaç izin istiyor. Buradan konum erişimlerini verdiğimizde, bildirim erişimlerini verdiğimizde otomatik olarak cihazımız bağlanıyor ve gelen bildirimleri alabiliyor. Burada saatimizi arıyor. Görmüş olduğunuz gibi K19 saatimizin adı olduğu için K19 olarak gözüküyor. Burada bir bağlantı işlemi gerçekleştiriyoruz saatimizde ve uygulama üzerinden saatimiz eşleşmiş durumda oluyor. Buradan yine çeşitli uygulamalara erişim izni vermemiz gerekiyor. Erişim izinlerinin hepsini verdikten sonra ise kullanımımıza devam edebiliriz. Tüm izinleri verdikten sonra ana sayfadan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ana sayfada attığınız adımları, yaktığınız kalorileri buradan görebiliyorsunuz. Sağlık uygulamalarının verilerinin özetine de buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Sport kısmı bulunuyor. Başladığınız zaman harita üzerinden GPS olarak görebiliyorsunuz kendi konumunuzu. Burada yine cihaz kısmından baktığımız zaman Watch Face Setting, yani buradan kadran olarak ayarlayacağınız kadranları seçip saatinize kadran olarak oluşturabiliyorsunuz. Logo Setting ayarı var. Logo Setting ayarı şöyle,
İstediğiniz bir fotoğrafı atıyorum Apple logosunu saatinizin açılış ekranına koyabiliyorsunuz. Buradan isterseniz galerinizdeki bir fotoğrafı, isterseniz de kameradan seçtiğiniz bir fotoğrafı saatin açılış ekranına koyabiliyorsunuz. Burada gelen aramaların almanız için bir bildirim izni gerekiyor. Buradaki bildirimi aktif etmeniz gerekiyor. Burada yine uygulama izinlerinin açılmış olduğunu görüyorsunuz. Rahatsız etmeyin modu ve birçok sağlık uygulamasının modunu buradan aktif etmeniz gerekiyor. Uygulama bu şekilde. Burada dil ayarları bulunuyor. Dil ayarlarımız Türkçe olmasına rağmen uygulamamız İngilizce fakat saatimizin dili Türkçe. Burada Sign Contact isminde bir uygulamamız bulunuyor. Buradan rehber eşitlemesi yapabiliyorsunuz. Rehberinizdeki kişileri buradan eklemeniz gerekiyor. Ayrıca ara ara buradan bir yazılım güncellemesinin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Buradaki ayarların hepsi sizin kendi kişisel bilgileriniz, boyunuz, kilonuz, cinsiyetiniz gibi. Mobil uygulama bu şekilde. Gelin hep birlikte birkaç tane bildirim alalım. Saat ekranında nasıl gözüküyor ona bakalım. Şu anda saatimiz telefonumuza Bluetooth 3.0 ve 4.0 üzerinden iki farklı bağlantıyla bağlı. BT Audio isimli bir Bluetooth bağlantımız bulunuyor. Ayrıca QD-Fit Pro üzerinden de K19 bağlantımız var. Şu anda gelecek olan bir çağrıda ekranımız nasıl gözüküyor bunu göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi gelen aramalarda rehberimizdeki kişinin ismiyle gözüküyor. Mobil uygulama üzerinden herhangi bir rehber eşitlemesi yapmamış olmama rağmen isterseniz buradan reddedebiliyorsunuz, isterseniz de cevaplayıp saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Gelin hep birlikte mesaj bildirimine de bakalım. WhatsApp'tan gelen bir bildirimde ise ekranımız kapalı haldeyken bile bu şekilde uyanıyor ve görmüş olduğunuz gibi tarih, saat, kişinin adı ve mesaj içeriğini görebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise gelen bildirimleri burada görebiliyorsunuz. Telefon simgesi, WhatsApp simgesi gayet başarılı. Sağ alt tarafta bulunan çöp kutusundan da buradan isterseniz bildirimleri temizleyebiliyorsunuz. Bir de uzun olarak gelen bir mesaja bakalım. Ne kadarını görüntüleyebiliyoruz? Bunu görelim. Gelen uzun mesajda ise görmüş olduğunuz gibi yine aşağıdan yukarı kaydırdığımızda mesaj içeriğine giriş yaparak aşağı kaydırıp bütün mesaj içeriğini okuyabiliyoruz aslında. Gayet güzel bir bildirim ekranı ve bildirim uyanma hızı var. Saatin bu kısmını oldukça fazla beğendim. Saat hakkında genel düşüncelerim bence kullanışlı bir saat. Diğer modellere göre yine ön planda olan bir saat. Yan tasarımına baktığımız zaman kutu içeriğine baktığımız zaman bence premium hissettirebilecek bir saat. Replika saatler arasında tabii ki de bu hissiyatımız. Dediğim gibi kullanışlı bir saat olduğu için bence alınabilir olduğunu söylemeliyim sizlere. Severek kullanacağım bir saat modeli olacak. En çok sevdiğim özelliklerinden biri gelen bildirimi ne kadar uzun olursa olsun tüm detaylarına kadar kaydırarak okuyabiliyor olmam oldu. Ayrıca mobil uygulama üzerinden rehber eşitlemesi yapmamış olmama rağmen saatimiz rehberimizdeki kişinin ismiyle gözüküyor, numarasıyla gözükmüyor. Bu da bir artı olmalı. Bu saat hakkında düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.